Para'nın kripto hali sabah raporuyla karşınızdayız. Dün Amerika'da enflasyon verisi yayınlandı. Bugün e, kripto para piyasasına nasıl bir etki yarattı? Dünden bu yana etkiyi beraber izleyeceğiz, göreceğiz, gelişmeleri konuşacağız, günün beklenen haberlerini de birlikte göz atacağız. Gelin, önce hemen Bitcoin diyelim. Bitcoin tarafında 24 bin dolar seviyelerini görüyoruz. Ciddi bir yükseliş hareketi var. Dünden bugüne %7,5'luk bir hareket görüyoruz ki 22 bin dolarlarda sıkışmış bir bitcoin görüyorduk. Amerika'nın enflasyon verisinin biraz piyasayı rahatlattığını söyleyelim. Diğer coinler için aynı durum geçerli ama bitcoin üzerinde konuşacak olursak özellikle Amerika'daki enflasyon verisinin beklentilerinin altında gelmesiyle beraber piyasalarda bir miktar rahatlama oldu. Yani en kötü geride kaldı mı soru işaretlerine adeta küçük bir cevap bulundu diyebiliriz. Tabii ki önümüzdeki dönemde Fed'in yapacağı faiz hamleleri Eylül ayına kadar oldukça uzun bir süre var. Bu dönemde gelecek olan veri akışı açıklamalar tabii ki belirleyici olacak. Haftaya e, Fed'in tutanakları açıklanacak. Orada da Eylül ayına dair bazı sinyaller olabileceği beklentisi var. Dolayısıyla piyasalara Fed'in vereceği mesaj önemli olacak. Ama bugün itibariyle yani dünden bugüne veri açıklandığından bu yana bir rahatlama e, görülüyor piyasada. Tekrar 25 bin dolara doğru bir hareketi var Bitcoin tarafında. E, şimdi e, 28 bin dolar seviyelerinde bir Bitcoin. 2000 dolar seviyelerinde bir Ethereum olur mu? Soru işaretleri var. Piyasada tabii ki bu en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Yeniden oralara doğru bir hareket yapacak mı? Bunu göreceğiz. O rahatlamanın ne kadar süreceği, kaç gün süreceği ya da yatırımcılar nezdinde ayı piyasası mı, boğa piyasası mı oluşacak? Bunları beraber izleyip göreceğiz ama bugün itibariyle en azından dünden bugüne bir rahatlama var. Bunu söyleyebiliyoruz. Hadi gelin Ethereum'a da hızlıca bir bakalım. Ethereum tarafında da ee, 1890 dolar seviyelerini görüyoruz. Orada %12'lik bir yükseliş var. %15'lere kadar çıktı. Biraz geri çekilme hareketi yaptı. Bir düzeltme hareketi. Ama orada da 2000 dolar seviyelerine doğru bir iyimser görüntü karşımıza çıkıyor. Korku ve iştah endeksi diyeceğiz. Herkes rahatladı. Neler oluyor? İşte birazcık alım e, gelir mi dediğimiz noktada e, burada endeksin 41 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ne demiştik hep ortaya doğru yakın sarsa yani 50'ye doğru yakın sarsa ideal bir piyasa oluştuğu, ideal bir piyasa koşulunun oluştuğunu söylüyoruz. İşte 41 düne göre tabii ki çok daha e, iyi bir görüntü sergiliyor karşımıza. Boğa ve ayı endeksine de hemen hızlıca bir bakalım. Orada da benzer bir görüntü oluşabilir. Evet orada da 40'lı seviyeleri görüyoruz. Birbiriyle örtüşüyor. E, dolayısıyla e, talebin düşük ya da yüksek olması, fiyatın düşük ya da yüksek olması piyasa koşullarında belirli Dolayısıyla boğa ve ayı endeksine baktığımız zaman orada da hassasiyetin aslında ortaya doğru yakın birazcık rahatlamanın olduğunu benzer şekilde görüyoruz. Peki beşli olarak grafiklerimize hemen hızlı hızlı bir bakalım. Coinlerde durum nasıl? Bitcoin ve altcoinler tarafında 24 bin dolar seviyelerinde dedik bitcoin fiyatlaması var yine 1890 dolar seviyelerinde bir Ethereum fiyatlaması var. Ethereum'daki yükseliş gerçekten dikkat çekici. E, sabit coinler tarafında ciddi bir değişim yok tabii ki ama BNB tarafına baktığımız zaman orada da %3,3'lük bir artış karşımıza çıkıyor. Hemen diğer coinlere de bir bakalım. Eee XRP'de %5'e yakın bir yükseliş var. ADA Cardano da %6,4'e yakın bir yükseliş karşımıza çıkıyor. Solana %12,6'lık bir yükselişle karşımıza çıkıyor. E, özellikle de e, Solana tarafında gelen son açıklamalar biraz daha etkili oldu sanıyorum. E, orada biraz hareketliliğin e, yukarı yönde olduğunu söylerim. polkadotta yine yüzde 9'a yakın bir yükseliş var. E, gelen e, yine verilere baktığımız zaman Avalanche Avax tarafında yüzde 9'a yakın bir yükseliş karşımıza çıkıyor. Uniswap'ta yüzde 9,6'lık bir yükseliş var. Dogecoin'de de yine düzeltme hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Peki diğer coinlere de hemen bir bakalım. Shiba Inu'da %4'lük bir yükseliş karşımıza çıkıyor. da e, Tron'da %3.5. buçuk. E, yine baktığımız zaman e, Ethereum Klasik'te %5'e yakın bir yükseliş karşımıza çıkıyor. Hemen devam ettiğimiz zaman diğer coin'lere de baktığımızda e, Litecoin'de %6'lık bir yükseliş var. Yine Near Protocol'de %8'e yakın bir yükseliş var. FTX token'ında da %9'un üzerinde bir yükseliş görüyoruz. Link Yine dikkat çeken coinlerden bir tanesi %8'lik yükselişiyle. Peki Cosmos'a bakalım. Cosmos'ta %12,5'luk orada da çarpıcı bir yükseliş var. Yine Flow'da dünkü gibi bir yükseliş hareketini görüyoruz. Monero %5,8'lik bir yükseliş yaptı. E, ve piyasanın geneline baktığımız zaman ilk 30 coin itibariyle son durumun aslında iyimserliğin genele yayıldığını söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Metaverse tarafında da hemen hızlıca bir bakalım. Oraya da yansımış mı bu iyimserlik? Yansımış. E, Apecoin tarafında e, yine Mana'da, Disney Centerland'ın manasında Sandbox'ın sendinde hepsinde aslında aynı yükselişleri görüyoruz. Eksi Infinity'de de yine %8'lik yükseliş var. Belki de aralarında evet en çok yükselen Stacks ve Eksi Infinity olmuş gün itibariyle baktığımız zaman. Trendlere de hemen hızlıca bir bakalım. Trendler tarafında durum nasıl? E trendlerde en çok öne çıkanlar. Ethereum, Bitcoin dikkat çekiyor. E yine Flow tarafında yükseliş dikkat çekiyor. dünkü gibi demiştik. E Polygon'da yine yükseliş dikkat çekiyor. Tornado Cash'te de yine yükselişin dikkat çektiğini söyleyelim. Taylor biraz daha e, ters hareket yapıyor. Düşüş tarafında e, yolunu çiziyor. Peki fan tokenları da hemen hızlıca bir bakalım. Fan tokenlar tarafında e, hem transfer sezonu olması sebebiyle hem ligin başlamış olması sebebiyle ilginin yoğun olduğunu biliyoruz. E, burada da yükselişlerin diğer tokenlarda olduğu gibi buraya da yansıdığını söyleyelim. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor fan tokenlarında yükselişleri görüyoruz. %1,64, 3,22, 3,89 gibi hareketlilikleri görmek mümkün. Diğer tokenlara da hemen bir bakalım. Evet, Göztepe, İstanbul, Başakşehir ve Samsun Spor'da da yükselişler var. E, galiba burada en çok yükselişi kaydeden Samsun spor olmuş en çok etkilenen yükseliş hareketinden Peki Kripto paralar bu yükselişi kaydediyor e, 24 saatlik kaçma baktığımız zaman yaklaşık 113 milyon, milyar dolarlık bir hacim oluşmuş. Piyasa değeri 1,2 trilyon doların üzerine çıkmış bir iyimserlik ortamı var. E, Bitcoin hakimiyeti %39'larda. E, yine diğer tokenların da artık biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Yine Ethereum tarafında da %19'luk bir hakimiyet var. Evet Bitcoin ve Ethereum'un öncülüğünde yürüyor sistem ama diğer tokenların da artık sahnede daha fazla görüldüğünü söyleyelim. Bir iyimserlik hareketinin devam ettiğini söyleyelim. Hemen haberlerimiz de hızlıca bir bakalım. Bir Alman kripto para şirketi daha önceki ismi Bitwala yeni ismi Nuri iflas başvurusunda bulundu. Ve tabi artık iflas haberlerini sık sık duyuyoruz. Çok şaşırtmıyor ama yine de tabii ki tatsız piyasa açısından bir eliminasyon sürecinde beraberinde getiriyor diyebiliriz. Kripto aracılık şirketi. E, olarak faaliyet gösteriyordu Nuri ve e, fintech girişimleri yapıyordu e, ama e, bununla ilgili e, iflas başvurusunu e, yaptı. Artık fon tarafında hizmetler tarafında bir e, sıkıntı olmayacağını e, söyleyerek önümüzdeki günlerde e, herhalde nasıl bir iflas süreci işleyeceğine dair de bilgileri aktarıyor olacaklardır. Şimdi Bitcoin madencilerini de hemen hızlıca bir bakalım. Bitcoin madencileri bu Terra Luna çöküşüyle beraber yani aslında kripto para piyasasının kendi özelindeki o çöküşle beraber Bitcoin madenciliği yapan büyük şirketler tabi biliyorsunuz finansal zorluklar yaşamaya başladılar. Enerji maliyetleri çok yükseldi. İşte Bitcoin madenciliği karsız bir hale geldi. Dolayısıyla daha fazla satış yapmaya başladılar Bitcoin madencileri. Ama ilginç bir veri ürettiklerinden daha çok satmışlar. Yani adeta stoklardan harcamışlar diyebiliriz. Dolayısıyla e, çeyreklik kazançlara e, bakıldığı zaman e, böyle bir e, veri ortaya çıkmış. Hash Trade Index sitesinin araştırması e, Temmuz ayında bu şirketlerin e, ürettiğinden daha fazla Bitcoin yap, sattığını ortaya e, koyuyor. Örneğin e, hemen bir örnek de verelim. E, datalar verilirken o örnekler de paylaşılmış. E, mesela HAT8 e, ve Maraton Digital gibi e, madenciler hiç satış Yapmamışlar. Bu süreçte bekleme ve görme politikası izlemişler. Ama mesela Bitfarms şirketi 500 bitcoin üretmiş, 1623 bitcoin satmış Adeta 3 katı bitcoin satışı yapmış bu dönemde. City Grup'a bakacağız. Şimdi City Grup'ta ilginç bir e, iş ilanı çıktı. E, Defi ve stablecoin odaklı yöneticileri işe almak istediklerini e, belirtiyorlar City Grup tarafında. Özellikle e, tabii ki e, Artık biz biliyoruz ki yatırım bankacılığı tarafında, bankacılık sektöründe, geleneksel finans tarafında bir kripto varlık yönetimi biriminde kurulması artık hedefleniyor yavaş yavaş. Çünkü niye? Müşterilerin bir talebi var. Dolayısıyla finans müşterilerine bu hizmette sağlamak adına City Group böyle bir adım atmış. Artık bunu biraz daha düzenlemelerle de legalize edilecek hale getirdikten sonra bu hizmetlerin biraz daha rahat verileceği düşünülüyor. Dolayısıyla bir dijital varlık bölümü oluşturmayı hedefliyor City Group tarafı. Bunu da aktarıyor olan. Evet bugünün haberleri böyle. Paranın kripto halinin sabah raporunun sonuna geldik. Yarın sabah yine aynı saatte karşınızda olacağız.